Türkiye'de dinler tarihi çalışmaların çok farklı boyutları var. Bu bağlamda da yazılan çok farklı eserler var. Özellikle Hristiyanlığın oluşumu bağlamında, Hz. İsa'nın gerçek kimliğiyle ilgili, Hristiyanlığın gerçek kurucusu kimdi, nasıl kuruldu, İsa nasıl tanrılaştırıldı gibi soruların hepsini bir araya toplayıp derli toplu bir eser ortaya koyan Zafer Duygu Hocam'ın kitabını bugün biraz konuşmak istiyorum. Çünkü hakikaten Türkçe'de yapılan en önemli, bu konudaki en önemli çalışmalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zafer Hoca bu kitabında sadece bir Müslüman olarak, yani bir Müslüman kimliğinden hareketle Hristiyanlık tahrif edildi, Hz. İsa Tanrı değildi ama Tanrılaştırıldı diye, bunu basit bir Müslüman endişesi ve kimliğinden hareketle değil, dinler tarihinin verilerini, dinler tarihinin metodolojisini, hatta ve hatta daha spesifik Hristiyanlığın metodolojisini ama eleştirel, historik Hristiyanlık çalışmaları, yani Batı'da da son yıllarda yürütülen, üniversite bazında yürütülen bu metodik yaklaşımlar bağlamında Hristiyanlığın oluşumuyla ilgili, kanonik metinlerin oluşumu ve Paulus şahsiyeti üzerinde çok güzel incelemeler ve çalışmalarda bulundu. Bu bağlamda ben bunun basit bir kitap değil, aslında bir eser ve hatta metodoloji, yeni bir metodoloji ortaya koyduğu için bir miras olarak görüyorum aslında. Çok önemli bir çalışma. Zira Batı'da mesela şu tarzda çalışmaları biliyoruz. Örneğin Rudolf Bultmann'ın demitolojizasyon dediği, yani Hz. İsa ve genel olarak dinlerdeki mitolojik unsurlardan kurtulma, yani dinleri bu unsurlardan kurtarma yöntemi var. Bunu işte Almanca çalışmalarından hareketle yapıyor. Türkiye'de de bu çalışma, bilindik bir çalışma. Zannımca, daha doğrusu benim Zafer Hoca'nın kitabını okuduğumda aklıma gelen bu yöntem oldu. Hatta Zafer Hoca bunun biraz daha ilerisine gidiyor. Yani aslında Zafer Hoca'nın kitabı okunduğunda şöyle bir şey söylüyor. Yani Hz. İsa'nın Tanrı olmadığı, sonradan tanrılaştırıldığını Hz. İsa figürü üzerinden değil, bu efsanevi anlatımların merkezinde yer alan, asıl sorumlu kişi olan, bunu mektuplarıyla ince ince dizayn ederek işte ömrünü aslında buna adayan Paulus üzerinden nasıl yaptığını göstererek bize aslında yeni bir yaklaşım, yeni bir perspektif sunuyor. Bu bağlamda bakış açısını değiştirdiği için bir kere çok güzel bir yaklaşım sunuyor. Ve hatta bu bağlamda ben Zafer Hoca'nın bu kitabında aslında her ne kadar böyle söylemese de benim anladığım kadarıyla farklı bir hermeneutik bir yaklaşım sunuyor. Yani Hristiyan kaynaklarını nasıl retorik analizi yaparak, kaynaklara inerek, kaynak analizi yaparak nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili bilgi verdiğini düşünüyorum. Çünkü bunu okuduğumuzda hakikaten Paulus'un Hristiyanlığın kurucusu değil, çünkü öyle tanıtılıyor Hristiyan kurucusu, mitleri oluşturan şahıs olarak karşımıza çıktığını gösteriyor bize. Ben bu çalışmayı okuduktan sonra özellikle alandaki yapılan çalışmalara bu bağlamda farklı bir perspektif kazandığım için bu kitabı tavsiye ediyorum. Zafer Hocama da teşekkür ediyorum.